Sen neredeydin? Samsun'daydım. İstersen ne? Böyle yapayım da. Ne yapıyordun Samsun'da? Orada şey yapıyordum. Çocuğum var da çocuğumun yanındaydım. Ne iş yapıyor çocuğunuz? Çocuğum orada eczacı, eczanesi var. Neresinde Samsun'un? Efendim? Samsun'un neresinde? Samsun'un Atakum'da. Kaç senedir orada? Orada 5, dur bakayım, 12 senedir. Maşallah, 12 senedir orada. Evet. Sen oraya gidince onun yanında kalıyorsun. Onun yanında kalıyor. Görlüğü özledin mi? Görlüğü özlemez miyim ya, gözümde tutuyor ya. Seni bile özledim ya. Ya, orada nasıl vakit geçirdin? Orada korona olduğu için iyi vakit geçirdim ama rahattım evde. İyi vakit geçirdim ama burada burayı özlüyorsun. Ne kadar olsa ömrümüz burada geçmiş. Doğru. Sağlık saatin nasıl? Vallahi arada bir varta atlatıyoruz ama çok şükür. Arada böyle bir şey yapıyoruz. İmamın kayığına tam binemiyoruz. Komşu şey yapıyoruz. Sonradan imamın kayığından iniyoruz işte. Allah size sağlık, sıhhat. Sana güzel da aynısını versin. Amin. Kardeşim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Koronayı ne zaman öğrendiniz siz? Anamızın karnında öğrenmedik herhalde. Göreleli olduğumuz için göreleli öğrendik. Kaç senedir koronla beraber? Aşağı yukarı ne diyelim? İlkokul 3. sınıf 8-9 yaşından beri bunun içindeyiz. Davulla mı güzel, kemençeyle mi güzel? Kemençe yöremizin kültürü. Ama tabii davulcunla da bir güzellik onun yanında. Yaş kaç oldu? Yaş 67. Şu anda oyunu oynasan ne kadar oynarsın? Bir saat oynayayım mı? Yok, iki saat. Kemençeci yolundan kadar oynar. Oh, maşallah süper. Kemençe. Ayar yeter ki kemençe güzel çalsın ama. 214 şey 220 volt elektrik olacak vücudumda bir de. Peki 14'lü lakabını kim koydu size? Toplum, arkadaşlar verdi. İyi, güzel. İyi günler yani dilerim. Sağ ol. Olduğu için. Teşekkür ederim. Güzel muhtarı, ben Şinasi Özdemir. Aydınlık evler, Mahallesi muhtarı. Şimdi ne zamandan beri muhtarlığa devam? Şey yukarı 2,5 senedir Aydınlık Evler Mahallesi'nde muhtarlık yapmaktayız. Tabii ki çalışma süreci devam ediyor. Bu zamana kadar yaptığımız izler mahallede gerçekten bayağı güzel hizmetler yaptık işte. Kanalizasyon attı, elektrik attı, yolu, asfaltlaması, çocuk parkı, muhtarlık binamız. Ondan sonra çalışmalarımız yine devam ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda mahallemizin işte bir parke yapılması. Tabii ki bunları yaparken mahallemiz büyümekte ve gelişmekte olup at yapısıyla, üst yapısıyla büyük sorunlar getirmekte. Biz de bu sorunları elinden geldiği kadar en az seviyeye indirerek, mağduriyetlere giderek güzel bir mahalle çatısı altında yaşamaya, temiz toplum, temiz çevre olarak yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel olacak. Şimdilikten teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ben teşekkür ederim. Bir ara kahve içmeye geleceğim ben. İnşallah. İnşallah. İthal. Bakarsan bağ olur, bakmazsan çöpe gider. Bu işler böyle. Efsaneler burada. Antika değeri var kafeslerimizin. Bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde yok. Şimdi bir bahçenin bakıyorsun bir tarafında gayet güzel fındık var, bir tarafında az. Herhalde rüzgarın etkisiyle, karın etkisiyle, soğuğun etkisiyle bazı bölgeler böyle fındık az. Bazılarında bayağı güzel görünüyor. Yani rekolte geçen sene kadar hemen hemen olur. Ama yüksek kesimleri bilmiyorum nasıl olduğunu. Bazı bahçeye, bir bahçeye girdim, orada hiç göremedim. Yani çok seyrek. Ve böyle bir de şey yapmış, uç kurusu yapmış çok. İnce dallar kurumuş, çok dallar kurumuş kıştan. Şey değil, filiz kurdunun işi değil, daha önceden kurumuş. Artık soğuktan mı, neden ama bilemedim. Birçok bahçede hep öyle aynısı, herkes aynı şikayeti yapıyor. Bahçeyi kendin mi ilgileniyorsun yoksa bir kişi tutup da bahçeme bak gübresini at falan filan mı diyorsun? Efendim? Bahçeyi kendin mi ilgileniyorsun yoksa adam tutuyor musun? Ben parayla yaptırıyorum hepsini, kendim şey yapıyorum da adam
yemeği istiyorum, onunla beraber yaptırıyorum. Gübresini falan filan? Efendim? Gübre atma işi? Hepsini. Benim bütün bahçe işlerimin hepsi yemeğiyle, paraya dayanıyor. Onu da paramızla da adam zor buluyoruz yani. Şöyle paramızla başım belaya kalıyor. Ayağım pek yürümediği gibi peş sıra da gidemiyorum. Arabayla bahçeye götürüyorum. İşte bahçe burası, işi yapın diyor. Daha önceki senelerde ne kadar zamanda yapılmış artık onu biliyoruz. Şimdi toplama işleminde adam bulabiliyor musun? Toplama işleminde Gürcü alıyordum. Önce burası Kürt'le çalıştık. Olmadı. Gürcüler iyiydi. Gürcülerle çalıştık. Gürcüler de geçen sene kapı kapandı. Bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Geçen sene başka bir arkadaş fazla miktarda bir adam almıştı. Yarıcı başkalarının bahçesini topluyor. Bana verir misin ırgatını dedim. Veririm abi dedi. Ona toplattım öyle şey yaptık işte. Yani insansız olmuyor. Her şey insanla tabii, beraber. Tabii. Çiftçiliğin hangisiyle uğraşırsan uğraş. İnsanla oluyor. Ben arı işiyle de uğraştığım için çok fındık işiyle kendim ilgilenme fırsatım da olmuyor. Arı zor, fındık mı zor? Arı zor. Niye arı, niye zor? Arı çocuk gibi bakım istiyor. Şimdi. Mesela? Yandan ayrılmıyorsun. Ya şimdi baharda bakımı başka. Biraz ilerlediği zaman başka. Güzün başka. Dört mevsim. İki ay, iki buçuk ay kışın bizim bu memlekette. Ege'de, Akdeniz'de olsan o boşlukta olmaz da. Bir boşluk oluyor. Diğer zamanlarda devamlar ilgilenmek gerekiyor. Gerçek bal nasıl anlaşılır? Vallahi şimdi gerçek bal biz de televizyonlardan duyuyoruz. Gerçek balı anlama şansımız yok. Ancak laboratuvarlar anlar. Şimdi burada vatandaş glukoz satıyor diyorlar. Alıyor vatandaş, yiyor. Ancak duyuyoruz. Laboratuvardan başka yerde anlaşılmaz diyorlar. Ama şunu biliyoruz. Gerçek bal donar. Gerçek bal donar. Donar. Gerçek bal donar. Çünkü çeşitli bitkilerden, çiçeklerden nektar aldığı için karışıyor. Onlar donar. Kestane balı 10 senede bir sefer donar. Donmaz kestane balı. Kestane balı mı güzel, çiçek balı mı güzel? Şimdi ilaç yönünden, insana faydası yönünden, bilhassa boğaz anjinlerinde, mide rahatsızlıklarında kestane balı ilaç. Yani bildiğin antibiyotik ve artık ne diyeyim, hatta boğazdaki bazı mikropları, antibiyotiklerin öldürmediği mikropları öldürdüğü söyleniyor. Bu tıbbi araştırmalar neticesinde söyleniyor. Ama çiçek balı tabii ki kahvaltılık için çiçek balı, öbürü niye, ilaç niyetine kullanıyor vatandaş. Bilhassa bu COVID-19 meselesinde çok büyük rağbet gördü. Bilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir tarafından talep ediyor. Fiyat olarak nasıl? Fiyat kestane balı iki katı şeyin. Ne kadar şu anda? Yayla balı. Şu an 150 lira. En ucuzu 150 lira. Çiçek balı? Yayla balı, çiçek balı, yayla balı diyoruz yani. Çiçek balı 75 lira. 75 lira yani bizim burada 75 lira. Başka yerde 100 lira, 150 liraya satıyorlar. Satıyorlar. Duyuyorum yani sattıklarını da. Biz burada 75 liradan. Bir de çam balı var o. Şimdi çam balı duyduğumuza göre, söylenene göre tabi biz bunu üretmiyoruz. Çam balıyla ayçiçek balı kalite olarak en düşük bal. Öyle mi? Yani çam balı çok düşük. Kilosu 7-8-10 liraydı. Şimdi bilmiyorum 13-14 liraya alınıyor mu? Kaç alınıyor? Geçen sene hiç yoktu. Geçen sene bulup satamadılar. Geçen sene çam bal vermedi. Hava çok sıcak gitti. Öyle duyuyoruz. Ayçiçek balı da haftasına hemen donuyor, katılaşıyor diyorlar. İşte onun için diğerler yoksa yeme bakımından hepsi. Zevke göre biraz sana. Doğru. Zevke göre. Teşekkür ederiz. Bak ne var bak. Sana bak orada ne var. Fotoğraf mı çekineceğim? Kamera. Al. At bakayım. Attı. Bay bay yap. Gene attı yap bakayım. Attı yapalım hadi. Bak. Hadi güvercinlere. Hadi git güvercinlere at, seni çeksin amca.
Hadi al bunu at, at da gel bakayım. At da gel. Can at da gel bakayım güvercinler oraya. Oraya at da gel bakayım. Onlara at bakayım. Kuşlara at da gel. Kuşlara at da gel. Koş 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 koş. Koş. Yavaş. Çok hızlı gitme. Attırma. Gemi al. Kuşlara at da gel. Koş. Onların yanına git abi. Koş. Hadi at da gel. Tamam. İyi hadi. Sabah sabah. İyiyim, sağ ol, sizi sormalı. Nereye çalışıyorsunuz? Biz Trabzon'a çalışıyoruz. Nasıl? İşler güçler şu anda? Şu an kısıtlamadan dolayı biraz şey, yani millet tedirgin. Tek dileğimiz bu hastalığın sona ermesi. Bir an önce bitmesi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. İyi bir şey ol. Ben de çeker misin hocam? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle çekelim. Şeyi ne zaman açacağız bayrağı? Evet, kolay gelsin. Sağ ol hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşar nereye? Merhaba hocam, limana. Ne var limanda? Tamiratla uğraşıyorum, kayıkla. Senin kayığın var mı? Var. Ne kadar boyu? Kaç metre? 5,5. Sen balığa gidiyor musun? Şu anda tamirde. Ne çıkıyor balıklardan şu anda? Şu anda isabet çıkıyor, mezgit çıkıyor. İsabet küçük, büyük? Küçük. Sonra mezgit büyük olacak mı? Mezgit de ince gene. İnce gene. İleride büyüyecek inşallah ama zor. Buyurun. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Günleriniz nasıl geçiyor? Allah'ımıza çok şükür. Çalışmaya devam. Ne iş yapıyorsunuz siz? Mermerci. Bu arkadaş? Fayans. Fayans ve mermerci. Evet. Aynı meslek dalı. Sıkıntı yok. Hepsi inşaat. Köyünüz nere? Köyüm Beyazıt. Soğukpınar. Soğukpınar. Karısı öldü. Beyazıt'a kaç saatte giderim ben arabayla? Beyazıt'a kaç saatte gidersin? 30 dakikada gidersin. Yollar nasıl? Güzel. Senin fındık bahçen var mı? Yok. Gidin efendim. Yarın görüşürüz abi. Görüşürüz. Siz nasılsınız? Biz de insan olsun. Siz epidir görükmüyordunuz. Neredesiniz? Biz Kadastro Müdürlüğü Giresun'dan Eynesil'e birim açtı. Birimde beni görevlendirdi. Buradan Eynesil'e verdi. Buradasın. Şu anda Eynesil'de çalışıyoruz Kadastro'da. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Sayın Hoca. Görüşürüz.
İyi akşamlar. Kiraz ne kadar? 10 lira. Nereden geldi kiraz? Kalite Amasya. Amasya yerli. Orijinal. Kaya tuzu alacağız. Ha, ince. Yok, benim şantiyenin yaprak topladık köyden. He. Bunu tuzlayacağız. Tamam. Aha. Sizi tanıyalım. Ben görele de inşaat işiyle uğraşıyorum. Nevza Somucu'nun köşkülerini, Kenan Burvar'ın devir işlerini yapıyorum. 16 senedir göreledeyim. Memleket nere? Memleket Kırıkkale. Kırıkkale'den buraya geldiniz. Evet. Kırıkkale mi güzel, burası mı güzel? Burası güzel ya. Buraya alıştım. İnsanı güzel ya. Teşekkür ederim. Ben de buralıyım ya. Hı hı. Belki sizden daha fazla buralıyım. Senin bilmediğin şu yeri ben bilirim. Köyünü, kentini tabii bilir. Mesela? Mesela Çanakçı, Tirebolu tarafı, Zıva, Çömlekçi Deresi'ndeki bütün köylerde yani bilirim yani. Köylerde de inşaat yapıyor musun? Tabii yapıyoruz. Orada taşeron arkadaşlarımız var. Hı hı. İşleri çıktıkça yardımcı oluyoruz, yapıyoruz. Demir yani işi bundan sonra oluyor. Değil mi? Evet. Yani Karadeniz sahilinde diyebilirim ki ne yani, çok da iddialı olmasın ama yapsak da benim ekibim tektir yani. 16-17 kişilik ekiple çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür Hayırlı ederiz. Akşamlar. Hayırlı akşamlar.